Murat'a bakıyoruz. Ön sol. Ön sol mu? Bak şöyle bu bine. He. Bu taraf değil, bu taraf. Sol. Öyle bir şey. Yani o tarafa bakıyor, Elazığ'a bakıyor. Ne tarafa daire bakıyor? Yani kaç desene? E2. Böyle baktığın zaman kapı dairesi şu. Hah, buraya bakıyor. Anladın mı? Yani şurası. Öne mi düşüyor? Öne. Tamam. Ya o da taşlar bu binalar önde mi yok? Böyle açık arkadan yapıyorlar işte. Kod farkı. Bütün şeylerde aynı, değişmez. Ama arka tarafı falan da aynı. Evet arkadaşlar, yemişlik 3. etap TOKİ'leri çalışmalar devam ediyor. Şantiyeye giriş yasak şu şeritlerden itibaren. Genel planı da gördünüz zaten, planla başladık. Burası mesela o plana göre düşündüğünüzde şurası D8, şurası da E8 gördüğünüz üzere. Şöyle yapalım. Hop. Çalışmalar devam ediyor, yerleri yapıyorlar. İleride de asfalt çalışması vardı. Bu şekilde devam. Klif abimiz de bilgi almaya çalışıyor. Aileleri hakkında. Arkada 2 ile 3 var. Yani burası 1, arkası 2, 3, 4. Sol oldu. Hazır betonlar burada depolanıyormuş. Ne hissediyorsunuz? Düşünceleriniz nedir hocam? Muhammed hocam. Nasıl gördün? Kaçıyor Muhammed hocam konuşuyor. Evet arkadaşlar, 3. etaptan çıktık. Şimdi karşısı neresi? Muhammed Bey, karşısı neresi? İkinci etap. İkinci etaba doğru. Sonra büyük ihtimalle birinci etaba gelecek. Birinci etapta örnekte öyle varmış. Gelmek isteyen vatandaşlar olursa bilginiz olsun. Şöyle 3. etap bu şekilde. Yöntem okulları da hemen şurası, haritada yöntem okullarına girerseniz yöntem okullarının hemen ilerisi Yemişlik 3. etap. Doğru mudur Muhammed hocam? Evet. Çalışmalar devam ediyor. Şu asfalt çalışması bahsettim. Bahsettiğim yer şurasıydı arkadaşlar. Hop şurası. Mesela asfalt çalışmaları da devam ediyor, yollar. Makineler çalışıyor. İnşallah ne zaman teslim olur? Muhammed hocam tahmin. 2 ay kadar teslim olması planlanıyor. Buradan içeri girelim ki ikinci etaba geçelim. Evet. Orada örnek daire de var. İsterseniz de örnek daireyi de gezelim. Buradan içeri gireceğim. Buradan içeri gir. Eksik olmasın gerçi. Arkadaşlar. Yöntem okullarından döndük hemen. Şu an 3. etaptan çıkışı verdik. 2. etaba doğru gidiyoruz. Evler şu an yapım aşamasında. Şu an asfalt dökülüyor yerlere. Binalar için çalışmalar, dış cepheler falan komple kaba işaret bitmiş. İnce işler kalmış. Hocam şöyle karşıda göster. Karşı tepe neresi oluyor? Hiçbir yer. Buralar ilerken. Yani güneş evinin iç tarafı oluyor. Aynen. İlerken hocam arkada değil mi? Cezaevinin arkası burası direkt. Cezaevinin arkasına düşüyor. Aa, çamaşır asılmış. Burada taşınanlar. Millet. Bak ufeğin orada örnek daire budur ha. Arkadaşlar büfe var şöyle. Böyle dairelerde çamaşırlar falan asılı oturuyorlar insanlar. Burada yöntemden devam edince Elazığ'a doğru. Evet karşıda ilan kent falan şimdi başladı. Ya burada ikinci etabı soradı. Sonra kardeş. Arkadaşlar ikinci etaptan da şey yok. Devam ediyoruz. İkinci etap da yasakmış şantiye devam ettiği için. Birinci etaba doğru devam ediyoruz. Hemen TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın. Burası örnek daire. Bakılabiliyor mu? He, yok. Açıktı bak açık. Dedin yok yasal. Gir buraya gir bak. Evet arkadaşlar. Üçüncü etap bu şekilde bitiyor. İkinci etap da şu aradaymış. Karşıda zaten Hilal Kent cezaevi. Cezaevi şurada hemen. Şimdi örnek daire de şu şekilde. Hop. Şöyle. Hop. Hop hop. Şöyle giriyoruz. Ofis 1, ofis 2 diyor. Bay bayan böylece. Burada bir şey yok. Hemen devam ettik. Neredesiniz? Örnek daire. Şöyle giriyorsun. Daire mesela. Şurası şöyle girdiğimde. Şurası vestiyer yeri.
Arkadaş. Oğlum ben çekeyim, beraber paylaşalım. Şu an hiç fark etmez gerçi. Gördüğünüz gibi şöyle buyurun. Arkadaşım da kendi içerik üretiyor. Renklerle bakın şu şekilde. Biraz daha geriye alalım. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar, örnek daire. Örnek daire şöyle. Şey böyle olacak. Bina girişi asansörü bir yerde olur. Şöyle bir dairenin girişi şuradan başlıyor. Kapısı şöyle. Kapılar hep böyle. Şuradan girişte hemen sağda. Çıkıyoruz. Mutfak var. Mutfak. Mutfağın kendileri şöyle dizayn etmişler. Bak, balkon diyecektim. Balkon da çok darmış. Şu kadar sadece balkonu. Hop, yerle bir. Şöyle. Buradan devam ediyoruz mutfaktan. Devam ettik. Hemen şurada. Şu sahneyi göstermek istemiyorum. Tuvalet burada var. Burada mutfak burasıydı. Hemen yanında oturma odası. Misafir odası ya da şöyle. Şöyle bir kiler tarzında bir yer var. Ha, çamaşır makinesi yeri. Şurası. Şöyle. Şurada bir çocuk odası. Çocuk odası. Hemen çıktığımız zaman şöyle. Burada bir, burası ister çocuk odası ister yatak odası yapalım. Dolap. Kardeşim. Arkadaşlar örnek bir 3+1 daire. Şöyle kapının bakın girişi şu şekilde. Hop. Kapı şu şekilde. Devam ediyoruz. Şöyle vestiyer yeri var. Buradan devam ediyorsun. Mutfak. Mutfak örnek mutfak arkadaşlar. Bu şekilde. Sağ tarafta tuvaleti. Tuvalet bayağı kötü durumu. Şöyle gösterelim. Sol tarafta hemen mutfakla oturma odası birleşik ya da misafir odası. Burada banyosu. Bu şekilde. Sol tarafta büyük ihtimalle burası yatak odası olur. Burası boş bir daire örneği. Çocuk odası. Ek bir diğer bir oda. Şunun yanında burası görünüyor. Hop. Bak, ben sana cami indirem zekabı bak. Kulübüncü gördün mü? He. Orası işte ikinci etap zekabı. İkinci etap, he. He. Buralar mı? He, ikinci etap. Her orada bir yol varsa 5 dakika gidelim, bir yürümüşüz, herize bir bakar. He. Allah sende olsun, sen de bir de bir gerek bir yerimize gerek bir olsa bazı değil. İkinci etap burası. Ben şimdi ben de nereye heves ediyorum? He, sen nereye? Birinci etapın üst tarafı dedim. Böyle devam ediyoruz. Başta ilerken cezaevi azıcık az yerde kaldı. Bilader, bu da...